Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yorumlarda çok sorulan bilgisayarım üzerinden Instagram'da nasıl yayın açabilirim sorusunun cevabını vereceğiz. Abi çok sorulan demişiz ama sadece bir kere soruldu. Neden çok sorulan diyoruz ki? Ya of ya. Son dönemlerde sosyal medya platformlarında canlı yayın açmak sık tercih edilen bir etkileşim yolu oldu. Sizler de bilgisayarınız üzerinden Instagram'da yayın açıp kitlenizle etkileşmeye geçmek istiyorsanız videoyu atlamadan tamamını izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyoruz. Ama videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya mini minnacık bir yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Evet arkadaşlar, öncelikli olarak Instagram'a yayın çıkabilmemiz için OBS uygulamasını bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. Bu uygulamanın linkini aşağıda sizlere bırakacağım. OBS sitesine girdiğimizde gördüğünüz gibi direkt burada Windows kısmı çıkıyor. Windows kısmına tıklayarak uygulamanın setup'ını bilgisayarımıza indiriyoruz. Uygulamanın kurulumunu yaptığınızda uygulamayı açtığınız zaman sıfır bir sayfa gelecek önünüze. Ben hali hazırda Twitch'te yayın yaptığım için şu an ekranda gördüğünüz gibi benim Twitch sahne düzenim mevcut. Siz de eğer farklı bir platformda yayın yapıyorsanız ve sahne düzeniniz varsa bu sahne düzeninizi bozmadan hemen sol üst tarafta gördüğünüz gibi burada profil kısmına tıklayarak buradan yeni yapabilirsiniz ve buraya da Instagram diye not düşebilirsiniz bu profilinizin ismine. Aynı şekilde sahne koleksiyonuna da gelip buradan tekrar yeni diyerek buraya da Instagram notunu düşerek tamam dediğinizde gördüğünüz gibi sıfır bir sahne alanı açılıyor bize. Tekrar eski sahne profilinize dönmek için de buradan sahne ve profilinizi Twitch olarak değiştirip eski sahne düzeninize geçebilirsiniz. Şimdi biz Instagram'da yapacağımız için Instagram profilime geri dönüyorum. OBS'te ayarlamamız gereken birkaç temel ayar mevcut. Gördüğünüz gibi enlemesine bir form mevcut burada. Biz mobile yayın yapacağımız için dikey bir form gerekli bize. Bunun için ayarlara tıklıyoruz. Video kısmına geliyoruz. Ve gördüğünüz gibi temel tuval çözünürlüğünü 1920'ye 1080 değil 1080x1920 yapıyoruz. Ve uygula tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi dikey bir form bize açıldı. Öncelikli olarak bizim buraya kameramızı eklememiz gerekiyor. Kameramızı eklemek için kaynaklar kısmına sağ tıklayıp ekle diyoruz ve buradan video yakalama aygıtını seçiyoruz. Benim kameram HD Pro Webcam C920 olduğu için onu seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi kameram ekranıma geldi. Tamam dediğimizde gördüğünüz gibi kameramız burada. Kenarlardan tutup çekerek kendinizi bu şekilde büyütebilir, ortalayabilirsiniz. Şimdi yayına gidecek olan sesimizi ayarlayacağız. Tekrar ayarlar kısmına geliyoruz ve ses kısmına tıklıyoruz. Masaüstü sesini, bilgisayarınızın ana ses çıkışı neyse onu seçiyoruz. Ben mesela ses kartımdan ses aldığım için USB kodeyi seçiyorum. Mikrofonum ise yine ses kartımdan çıkışını aldığım için yine USB audio kodeyi seçiyorum. Sizde kulaklığınız varsa kulaklığınızın markası burada çıkacaktır veya kullandığınız mikrofonun markası, modeli burada çıkacaktır. Onu seçebilirsiniz. Uygula tamam dediğimde sağ alt tarafta gördüğünüz gibi benim ses ayar yerim geldi. Burada sesimi yükseltip alçaltabilirim. Şimdi ise OBS'imizden Instagram'a nasıl yayın çıkabileceğiz? Bunun ayarlarına geçeceğiz. Bunun için yellowduck.tv adresine giriyoruz. Bu sitenin linkini de sizlere açıklama kısmında ileteceğim. Hemen buradan Download for Windows kısmına tıklıyoruz. Buradan sakla diyerek indiriyoruz uygulamayı. Gördüğünüz gibi uygulamamız açıldı. Start now diyorum. Uygulamamız açıldığı zaman Instagram profilimiz ile uygulamaya giriş sağlıyoruz. Giriş sağladıktan sonra ekranda da gördüğünüz gibi yayın URL'miz ve stream key'imiz bize geliyor. OBS'imizde ayarlar kısmına giriş sağlıyoruz. Sonrasında yayın kısmında hizmet bölümünü özel olarak seçiyoruz. Sunucu kısmına RTMP URL'mizi kopyalıyoruz ve yapıştırıyoruz. Yayın anahtarı kısmımıza da gördüğünüz gibi stream key kısmını kopyalayıp yapıştırıyoruz. Uygula ve tamam diyoruz. Yayını başlat diyorum. Sonrasında da Yellow Duck uygulamasından Start Broadcast tuşuna tıklıyorum. Live'ımız yeşil oldu. Şu an yayındayız. Hemen Instagram hesabına giriyorum. Gördüğünüz gibi Instagram hesabımda şu an canlı olarak gözüküyorum. Tıklıyorum. Hemen Instagram hesabına giriyorum. Ve şu an gayet güzel, kaliteli bir şekilde canlı yayın yapıyoruz. Şimdi farklı bir şey daha deneyelim. Mesela ben kendimi göstereceğim. Aynı zamanda da ekranımın diğer yarısında da bir web sitesi göstermek istiyorum. Veya bir uygulama göstermek istiyorum. Bunun için de kaynaklar kısmına sağ tıklıyorum. Ekle diyorum.
ve buradan ekran yakalamayı seçiyorum. Tamam diyorum ve buradan benim şu an müsait olan ekranım ikinci ekranım. İkinci ekranım gördüğünüz gibi boş şu anda. Tamam diyorum ve gördüğünüz gibi buraya ikinci ekranım geldi. Bunu sağdan soldan çekiştiriyorum. Uygun boyuta getiriyorum. Mesela aşağıya alıyorum. Kendimi de şöyle biraz küçültüyorum. Gördüğünüz gibi yukarıda ben, aşağıda da bir ekran görüntüm var. Bu şekilde yayını başlatalım. Mesela ben yan ekranıma kendi YouTube kanalımı açtım. Ekranın üstünde ben varım. Alt kısımda da benim YouTube kanalım var. Evet arkadaşlar, bu yöntemle bilgisayarınızdan Instagram hesabınızda çok rahat bir şekilde yayın yapabilirsiniz. Ve bu sayede kitlenizle doğru ve birebir etkileşime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya bir minik yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.